Engin Öztürk hayatımıza Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisiyle girmişti. Fatma Gül'ün günahına giren isimlerden biriydi. Kötü adam olarak ünlendi ama sonrasında şansı açıldı. Ardı ardına sayısız dizide oynadığı hızla popüler oldu. O kadar popüler olunca aşk trafiği de karıştı Engin Öztürk'ün. Kalp defterinde kimlerin adı yazılı değil ki. Hande Doğan Demir'den İdil Fırat'a birçok isim var defterde. Ve son olarak da Cansu Dere ile medyatik beraberlik yaşadı yakışıklı oyuncu. Cansu Dere ayrılığı sonrası aşka küstü, kendini işine gücüne verdi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin barışı olarak ekranlarda bir süredir ve dizi bitti. Engin Öztürk de soluğu Çeşme'de aldı. Bir hanımefendi var yanında. Muhtemelen hayranı. Kamerayı görünce yanlış anlaşılırız endişesine kapılıyorlar. Engin Öztürk hemen sigarasını söndürüyor, saçını başını düzeltiyor. Belli ki yakışıklı yeni gelmiş tatile. Bembeyaz teni, yoğurt gibi. Arkadaşı hanımefendi bir şeyler anlatıyor hararetli hararetli. Sağı solu güzel dolu Engin Öztürk'ün ama sezon yorgunu yakışıklı sadece dinlenmeyi düşünüyor. Gözünü mavi sulardan başka hiçbir yere kaydırmıyor. Bu arada yanındaki hanımefendi ayaklandı gitti. Engin bir başına kaldı. Bunalmıştı da sıcaktan. Denize gireyim dedi en iyisi. Güneş gözlüğünü çıkartmayı unuttu ama yapacak bir şey yok. Sudan çıkmaya üşendi. Gözlüğüyle daldı sulara. Dakikalarca ve hatta bir saatten fazla süre suda bir başınaydı Engin Öztürk. Tek başına geldiği tatilde bir başına Ege sularında kafasını boşalttı. Dediğimiz gibi tam bir saat suda kaldıktan sonra yakışıklı oyuncu şezlonguna döndü, kurulandı. Gömleğini giydi, eşyalarını topladı, biraz da odada kafamı dağıtayım diyerek çalılıkların arkasından uzaklaştı.